6. Ders Bismillahirrahmanirrahim Ma asabeke min hasenetin fe min Allahi ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik Ey zaafıyla beraber mağrur ve işlemediği şeyle müftehir bir çare Senin fahir ve gurura hiç hakkın yok Çünkü senin nefsinde kusur ve şerden başka yoktur eğer hayır olsa o hayır da cüz'i ihtiyarın gibi cüzidir. Lakin demek ki şerrim de cüzidir. Hayır sen, o cüz'i ihtiyarınla bir şerri külli işleyebilirsin. Çünkü sen işlediğin bir kusurla, senin maksuduna müteveccih olan sair esbabın semeratı sahilerini hükümden iskat ederek bir hasareti külliye sebep ve bir hacaleti daimiye müstehak olursun. Hakikat böyleyken, şeytanın bir cihette şakirde olan nefsin, kaziyenin aksine olarak hayrı külli, şerri cüzi tasavvur eder, firavunlaşırsın. Bilir misin misalin neye benzer? Mavru rahmak bir adam, bir gemiyle ticaret eden bir cemaate şerik olur. O cemaatin her biri bir kısım sermaye verip gemide bir vazifeyi deruhte eder. Herkes kendi vazifesini ifade eder. Yalnız o mağrur, Hareket-i sefiniye medar olan vazifesini terk ederek geminin garkına sebebiyet verir. O cemaatin hepsi bin lira zarar ederler. Ona denildi. Hak olan odur ki bütün hasareti sen çekeceksin. Çünkü bizim sahimizi de heba ettin. O dedi, yok kabul etmem. Belki bu hasaret taksim edilerek hissem miktarınca çekebilirim. Sonra ikinci seferde o dahi onlar gibi vazifesini ifa etti bin lira kar ettiler. Dediler ki, hasaret vazifeye bakar, kar resul male bakar. Öyleyse resul mal nispetinde taksim edelim. O mağrur dedi ki, yok, belki bütün kar benimdir. Çünkü çendan evvelce hasaret sana racidir demiştiniz, ben kabul etmemiştim, öyleyse bütün kar da bana olmalı. O vakit ona denildi. Ey cahil nadan! Bir şeyin vücudu bütün ecza ve şeraitinin vücuduna tevakkuf eder. Öyleyse vücudun semeresi, bütün esbabı vücuda verilir. Kâr ise vücudun semeresidir. Hasaret ise ademin semeresidir. Halbuki bir şeyin ademi, bir cüz-i vahidin ademiyle veya bir şartın fıkdanıyla oluyor. Öyleyse ademin semeresi, in idamın sebebine verilecektir. Elhasıl, ya Said, ashakallah senin fahre ve gururu hakkın yoktur. Çünkü evvelen şer senden, hayırsa gayrıdandır. Saniyen şerrin külli, hayrın cüz'idir. Salisen, sen ameli hayrın ücretini amelden evvel almışsın. Belki bütün hasenatın seni, insanı müslim yapan mün'imin in'amına karşı, öşrü mi şarı öşrüne de yani onda birin, onda birinin, onda birine de mukabil gelmez. Öyleyse daha gururun nedendir? Fahrın niçindir? İşte bu sırdandır ki cennete girmek mahsı fazıldır. O dehşetli cehennem ceza yamel aynı adildir. Çünkü beşer bir şerri cüziyle bir cinayet-i külliyeyi daimeyi işleyebilir. Rabian Hayır, o vakit hayır olur ki Allah için ola. Eğer Allah için olsa, o vakit kat'i onun izniyledir, tevfik onundur, minnet onadır. Senin hakkın şükürdür, fahir değildir. Çünkü fahir ira'e yani gösteriş ve iledir. Riya, riya ise hayrı şer eder, şer ile iftihar eder senet. İşte bu hakikati bilmediğindendir ki, nefsinden mağrur, gayriyede gururlu oldun. Hem sen bir cemaatin hasenatını tutuyorsun. O hasenatı müteneffiz bir şahsa vermekle teferruna vasıta ve vesile oluyorsun. Belki Allah'ın malını ve efalini esbaba ve tağutlara taksim ediyorsun. Hem şu cehildendir ki nefsinle sana aidiyeti olan seyyiatı kadere vererek mesuliyetten kaçıyorsun. Hem nas ile sabit olan fatırın sırf feyzi fazlından olan hasenatı kendi nefsine veriyorsun. Ta işlemediğin şeylerle met olmasın. Şu edebi Kur'an ile edeplen. Kur'an-ı Kerim diyor ki, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَّتٍ فَمِنْ نَفْسِك. Malına sahip ol, başkasının malını gasp etme. Hem Kur'an-ı Kerim diyor ki, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَنْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّيَّةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْفَهَا Madem ki hasene on misline çıkar, seyyi nefsinde bir de münhasır kalır. Sen de haseneden neş'et eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyubundan imazı aynet. Seyyeden neş'et eden adaveti, müsiden müsina karibine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme. بويداب آلييي آدليي قرآنييي إلى دبلان. قرآنن إدبيل إدبلان ميان، زمانن سلسلة إلى تدبلونجا، محققتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اِنَّ اللّٰهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Ey said Gafil! Nedendir ki vazifeni terk edip, Halıkının vazifesiyle fuzuli iştigal ediyorsun? Zalüm ve cehul vasfına liyakat kesbediyorsun ki, daire iktidarında olan hafif ubudiyet vazifesini terk ediyorsun. Halbuki zayıf beline, tahammülsüz başına, takatsiz kalbine, Kalik ve rezzakına mahsus vazifeyi rububiyeti yükletiyorsun. Saadet ve istirahat istersen, vazifene sahip ol, Halik'in vazifesini ona tefviz et. Yoksa sen, şakî bir asi, fuzuli bir hain olursun. Bilir misin neye benzersin? Misalim bir nefer asker gibidir ki, o nefer iki vazife karşısındadır. Biri vazife-i asiyedir ki, o da talim ve cihattır. Sultan ise şu vazifede ona muavenet eder, levazımatını ihsar eder. İkinci vazife, sultana mahsus vazifedir ki, o neferin erzakını ve tayinatını, libasını ve silahını, atını ve devasını vermektir. Lakin bazen neferi şu vazife-i şahanede istihdam eder ki, o hizmeti de devlet hesabını yapar. Şu sırdandır ki, tamı pişiren veya karavanı yıkayan nefere denilse, Arkadaş ne yapıyorsun? O nefer der. Hükümet ve devletin angaryasını çekiyorum. Demiyor. Rızkım için çalışıyorum. Zira bilir ki o vazife asiyesi değil. Belki rızkı devlete aittir. Hatta hasta olsa ağzına lokmayı koymaya kadar devlete aittir. İşte şöyle bir nefer. Rızkını tedarik niyetiyle ticaretle iştigal etse cahil bir şakı olur. Tezif olunur, tedip edilir talim ve cihadı terk ettiği için hain ve asi olur. Tanif ve darb edilir. Ey Said-i Şakî! Misali anladınsa dinle. Sen o nefersin. Salat ve ibadatın talimattır. Terki kebair ile nefis ve şeytanla mücaheden harptir. Senin vazife fıtratın budur. Fakat Cenab-ı Hak senin vazifende muvaffık ve muindir. Amma rızkın ve hayatın idamesi, enval ve evladın muhafazası Halık'ına aittir. Fakat bazen seni şu vazifede istihdam eder ki, hazain rahmetinin kapılarını kavil ve hal ve fiil ve sual ile dakkı bab etmek, kapı çalmak demektir. Ubudiyet suretinde hizmet edersin. Hem nimetlerin matbahlarına vasıl edecek yollarda sülük etmekle seni istimal eder ta ki ya istidat veya ihtiyaç veya fiil veya kal lisanıyla sen, kaderle tayin olunan tayinatını ve levazımatını alasın. Bununla beraber, ne derece bir cehli düştüğünü anla ki, ihtiyarsız ve iktidarsız olduğun tufuliyet zamanında, en leziz rızkı sana ve hem rızkını tedarik edemeyen bütün zayıf hayvanlara erzaktan ihsan eden rezzak hakikiyi ittiham ediyorsun ki, Ol Rezzak her bir dua işitir ve her bir hacatı bilir ve her bir şey kudret erişir. Öyle bir ganidir ki, yeryüzünü yaz zamanında zihayat olan misafirlerine bir matbahayı Rabbani yapar ki, her bir bostan bir kazandır ve her bir müsmir meyveli ağaç bir kaptır. Bütün onları feyiz ve rahmetinden et imeyi lezizeyle doldurur. İncecik sicim gibi iplerle indirip bizleri ikram ediyor. Madem iş böyledir, vazife asyeni yaptıktan sonra seni istimal ettiği vakit onun hesabıyla çalış. Onun namıyla başla. İzin verdiği dairede amel et. Eğer vazifeyi asyen olan ubudiyetle vazifeyi arıziye muaraz etseler, sen vazifene bak. Ötekini sahibi hakiki olan Cenab-ı Hakk'a tefiz et ve hasbunallahu ve ni'mel vakil. نعم المولى ونعم النصير سكيزينج درس بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سالك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أدعوني أستجب لكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم شو عياد duanın mühim bir esası ubudiyet olduğunu gösteriyor. Ey hakikat halden gafil müddeyi! Dava ediyorsun ki, dua ediliyor, cevap verilmiyor. Ayet ise ağamdır. Evvelen, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Belki cevap vermek daimidir. Fakat is'af acet, mucibin hikmetine tabidir. Mesela sen tabibi çağırıyorsun. Dersin ki ey hekim o da cevaben lebeyk der. Sonra dersin bana şu taamı veyahut şu dermanı ver. Hekim bazen münasip gördüğü matlubu aynen verir. Bazen istediğinden daha alasını verir. Bazen de senin hastalığına zarar olduğu için cevap verdiği halde sana bir şey vermez. Dua bir nevi ibadet olduğu için halis olmak gerektir ta ki kabul olunsun. İbadetin semeratı ise uhrevidir. Dünyevi işler o ibadatın evkatı mahsusalarıdır. Mesela yağmursuzluk, yağmur namazının vaktidir. Namaz yağmur yağması için vaz edilmemiştir. Umuru dünyeviye niyet edilse, o ibadet olan dua halis olmadığı için kabule layık olmaz. Evet, nasıl ki grup, marip namazının vaktidir, ay ve güneşin tutulmaları da Salatül küsuf vel husuf denilen iki ibadatı mahsusanın vaktidir. Yoksa gaye değil ki namaz kılmakla ta güneş ve kamer açılsınlar. Çünkü güneş ve kamerin açılmaları zamanı muayyendir. Fatır zülcelal Celal bu iki ayat azimin nikabı zamanında yani perdelendikleri zamanda ibadını ibadete davet eder. Onun gibi yağmursuzluk da yağmur namazının vaktidir yağmurun gelmesinin gayesi değil. Yağmursuzluk devam ettikçe ol veç Allah'a ibadet devam eder. Yağmur geldiği vakit vakti kaza olur. Onun gibi zalimlerin tasallutu ve beliyelerin nüzuli zamanları bazı ediye mahsusanın evkatıdır. Belki de o beliyeler o duaları söylettirmek içindir. Yoksa o dualar Sırf o bediyelerin defi için değildir. Belki bir nevi ubudiyet olan o dualar o bediyelerin devamı müddetince devam ederler. Eğer duaların berekatıyla bediyeler def ve ref olunsalar, nurun ala nur. Şayet ref olunmazlarsa denilemez ki dua kabul olunmadı. Belki duanın vakti bitmedi denilir. 9. Ders Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytun, ve turi sinin, ve hâzal beledi lemin, leqad khalaqna linsâne fî ahsene takvîm, thumma radadnâhu asfele safilin. Ey insan! Senin önünde iki yol var. Birisinden gitsen, kainatın esfeli safiliğine gidersin. Diğer yoldan gidersen, alay-ı illiyini şerefe çıkabilirsin. Şu hakikati dokuz mukaddeme ile beyan ederiz. Birinci mukaddeme. İnsanın en cüz'i bir küçük cüzden ta en külli bir külli ekbere kadar alakat ve hacatı intişar ettiğinden, o insana layık değil ki her şeyin melekutu elinde, her şeyin hazaini yanında, hiçbir mekanda olmadığı ve hiçbir şey onun yanında bulunmadığı halde her mekanda ve her şeyin yanında olan zatı ı Zülcelal'den başka şeylere ibadet etsin. Zira nihayetsiz hacat insani ifaya muktedir, ancak nihayetsiz bir kudret ve nihayetsiz bir ilim sahibi olabilir. Öyle de ubudiyete şayan dahi yalnız odur. İkinci mukaddeme İnsanda iki cihet var. Birinci cihet, vücut ve icat hayır ve fiil cihetidir. İkinci cihet, naks ve kusur cihetidir. İnsan birinci cihette, karınca ve arıdan daha aşağı, ankebut ve sivrisinekten daha zayıftır. Fakat ikinci cihette, adem ve tahrip, şer ve infial cihetinde, semavat ve arz ve cibalden daha büyüktür. Mesela, iyilik ettiği vakitte, yalnız vüsati nispetinde ile ulaşır, kuvveti yettiği miktarınca iyilik edebilir. Fakat fenalık ettiği vakitte fenalığı tecavüz ve intişar eder. İşte küfür bir seyyidir. Fakat mecmu kainatın tahkirini tazammun eder. Çünkü şu mevcudatı ve şu mektubatı Rabbaniye'yi derecelerinden ve kıymetlerinden düşürüp, abesiyet ve tesadüfün oyuncağı ve zeval ve firak ile süratle mütegayir mevaddı vahiy derekesine ve hiçliğe sukut ettirir. Ve insan denilen ve esma-i kutsiye ilahiyenin cilvelerini ilan eden ve bir kaside-i i, -i manzumi -i hikmet ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami olan mucize-i kudret bir çekirdeği ve hamle emanetle azam-ı mevcudata tefevvuk eden bir halife yarzı en zelil bir hayvan fani zailden, daha zelil ve daha zayıf, daha aciz, daha fakir ve serül, zeval ve tahavvül bir levha derkesine indirir. Demek nefse emmare, şerciyetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Hayır ve vücutta iktidarı pek cüzidir. Fakat enaniyeti bırakıp, hayrı, vücudu ve tevfikı Allah'tan istese, şerden ve tahripten ve itimadı nefisten içrinab edip, istiğfar ederek tam bir abd olsa, Yübeddilullahu seyyiatim hasenat sırrınca nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder, âlâ-i çıkar. Üçüncü mukaddeme İnsanda iki vecih var. İnsan şu hayata nazır birinci veçiyle öyle bir mahluktur ki ona ihtiyardan bir şare yani saç gibi cüz'i, iktidardan bir zerre, hayattan bir şûle, ömürden bir dakika, mevcudiyetten bir cüz-ü cüz, cüz -i verilmiş ki, tabakat-ı kainatta serilmiş hadsiz envadan, adetsiz efrattan, küçük, nazik, zayıf bir ferttir. Fakat ubudiyete nazır ikinci veçiyle, hususan acz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüsati var. Çünkü mahiyeti manevi insani de nihayetsiz azim bir acz, hadsiz cesim bir fakr münderiçtir ki, bu cihetle kudreti nihayetsiz bir kadirin, gınası nihayetsiz gani bir zatın, hadsiz tecelliyatına cami, geniş bir ayna olmuştur. Dördüncü mukaddeme İnsan hayatı hayvaniye, -i maddi -i dünyevi cihetinde öyle bir çekirdeğe benzer ki, kudretten mühim cihazlar, kaderden dakik programlar insana verilmiş. Ta ki insan toprak altında dar alemden çıkıp geniş olan alemi fezada bir ağaç olmasını Halık'ından o istidat lisanı ile istesin. Halbuki o insan su-i mizacından o cihazatı ve o programları bazı mevatlı muzırrayı vahiyenin celbine sarf edip o dar yerde cüz'i bir telezüz içinde kısa bir zamanda faidesiz tefessü ettirir mesuliyeti manevi yüklenip gider. Fakat insan, hayatı manevi ubudiyet cihetinde amalinin dalları ebede uzanmış bir şeceri bakiyenin makinesi ve şu şeceri kainatın bir münevver meyvesidir. Beşinci mukaddeme İnsanın fiil ve sahi maddi cihetiyle daire-i tasarruf ve malikiyeti bir hayvan-ı zayıf ve acizin daire tasarruf ve malikiyetinden daha dardır. Çünkü insan elini uzatsa ona yetişir. Fakat insan infial ve dua ve sual cihetinde şu misafirhane dünyada bir misafir azizdir. Hem öyle bir kerime misafirdir ki o kerim bütün hazaini rahmetini insana açmış ve bedai sanatını ona müsahar etmiş. Hem öyle bir daire-i onun tenezzüne müheyya etmiş ki nısf kutru Meddi nazarı kadar kılmış. Yani gözü gidinceye kadar geniştir. Belki hayalinin gittiği yere kadar kabiliyet vermiş, belki daha geniş kılmış. 6. Mukaddeme İnsan, hayatı hayvani lezzetinde ve kemalinde ve selametinde ve metanetinde serçe kuşundan 3 derece aşağıdır. Zira geçmiş zamanın hüzünleri, gelecek zamanın korkuları İnsanın her bir lezzetinde bir elem izi bırakıyor. Hayvanda ise o yok. Lezzeti elemsizdir. Fakat insan, sermaye cihetinde çok derece en âlâ kuştan daha âli, daha zengindir. Zira cihazat-ı maneviyesi pek çok ve akıl vasıtasıyla hassalarında bir inkişaf, bir tafsil, bir vüsat var. Ve kesrete hacat vasıtasıyla hayvanda bulunmayan fevkalade bir tenevvü hissiyat ve camiyeti fıtrat içinde kesret-i makasıt ve vezaif vasıtasıyla imbisat-ı alat ve enva ibadata müstahit ve her bir tohuma cami istidadatında ekseri meratip peyda olmuş. İnsandaki şu tarzı zenginlik gösteriyor ki, insanın vazifi hasıyesi, aczini ve fakrını ve kusurunu derk ederek, ubudiyetle ilan etmek ve hacatının celbi için dua etmek ve mevcudatın tesbihatını görüp müşahede ederek şehadet etmek ve nimetleri görüp tefekkür içinde şükretmek ve ibret içinde bakmaktır. En edna aklı olan anlar ki şu cihazat şu hayatı faniyenin idamesi için verilmemiştir. Belki bir hayatı bakiyenin sermayesidir. Temsil hakikati fehme takrib eder. Mesela bir zat bir hadimine on altın verdi. Ta mahsus güzel bir kumaştan kendine bir kat libas satın alsın. O hadim gitti, o kumaşın en alasından mükemmel bir libas aldı. Sonra o zat diğer bir hadimine bin altın verdi. Bir kağıt içinde bazı şeyler yazdı, cebine koydu, bir ticarete gönderdi. Her aklı başında olan bilir ki, o sermaye bir kat libas almak için değil, Zira evvelki hadim on altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış. Bu bin altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu hadim kağıdı okumayıp evvelki hadime bakarak bütün parayı bir kat libasa verse hem o kumaşın en çürüğünden hem evvelkinin daha ednasından alsa elbette böyle yapan ahmak hadim şiddetle tazip ve hiddetle tehdit edilecektir. Ey Said! aklını başına topla. Sermaye yömrünü ve hayatı istidadını hayvan gibi, belki hayvandan daha aşağı, şu hayatı faniye maddiye sarf ve hasretme. Yoksa en âlâ hayvandan yüz derece yüksek olduğun halde, en edne hayvandan yüz derece aşağı düşersin. Yedinci mukaddeme İnsan bir nazik, nazenin çocuğa benzer. Zafında büyük bir kuvvet, aczinde büyük bir kudret vardır. Eğer zaafını anlayıp dua etse, aczini bilip istimdad etse, metalibine öyle muvaffak olur ve makası da ona öyle müsahhar olur ki, iktidar-ı zatisiyle öşrü mişarına muvaffak olamaz. Nasıl ki nazdar bir çocuğun ağlamasıyla matlubuna öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona müsahhar olurlar ki, bin defa kendi kuvvetçiyle onlara yetişemez, demek ki saltanat insaniyet, celp ve gasp etmekle ve galip olmakla değildir. Belki insana bu derece musahhariyetin sebebi, şefkat ve rahmet ve hikmeti haliktir ki, eşyayı insana musahhar etmiş. Bir gözsüz akrep ve bir ayaksız yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bir kurttan ipeği giydiren ve bir böcekten balı yediren, zafının semeresi olan tesiri Rabbani'dir yoksa netice iktidarı değildir. Ey Said! Madem ki iş böyledir, gurur ve enaniyeti bırak. Dergahı ı uluhiyetinde acz ve zafını, fakr ve fakatini, istimdat ve lisanı tazarru ve ubudiyetle ve dua ile ilan et ve de hasbunallah ve ni'mel vakil. Sekizinci mukaddeme Evet insan, çendan nefsinde ve suretinde hiçtir ve hiç hükmündedir. Fakat vazife ve mertebe noktasında şu kainatı muhteşemenin seyircisi ve şu mevcudatın lisanı natıkı ve şu kitab-ı alimin ve şu müsebbih ve abid mahlukatın nazırı ve usta hükmündedir. Evet insan şu dünyaya bir misafir olarak gönderilmiş ve insana mühim istidadat ve o istidadata göre mühim ve zayıf tevdi edilmiş. Hem insan, insan olmak için kendine göre bir derece bu gayeye çalışmalıdır. Bu gayeler ise, evvelen, şu kainatta saltanat-ı rububiyetinin tasdik ile mehasini kemalatına nezaret etmektir. Saniyen, Esma-i Kutsi ilahiyenin nukuşu bedai keranelerini birbirine gösterip dellallık etmektir. Salisen, Künuz-u mahfi olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini mizan-ı idrak ile tartmak ve kıymet vermektir. Rabian, kalemi kudretin mektubatını mütala ile tefekkür etmektir. Hamisen, fıtratın letaif ve müzeyyenatını temaşa etmekle, fatırın marifetine ve ruhiyetinin temaşasını iştiyak göstermektir. Sadisen, Sani Zülcelal'in sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmasına ve bildirmesine mukabil, iman ve marifet ile mukabele etmektir. Sabian, Rahim-i Kerim'in semerat rahmetinin müzeyyenatıyla kendini teveddüt suretinde sevdirmesine mukabil, ona hasr muhabbet ve taabbüd ile tahabbüb etmektir. Saminen, mün'imi hakikinin maddi ve manevi nimetlerin lezaiziyle insanı perverde etmesine mukabil, fiil ve hal ve kal ile, hatta elinden gelse bütün havası ve letaifi ile o münim hakikiye şükür ve hamd etmektir. Tasyan, celil muttakın Mutlak'ın Celle Celaluhü ve cemil Mutlak'ın Azze Cemaluhu, kainatın mezahirinde ve mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini, celal ve cemalini isaretmesine etmesine mukabil tekbir ve tesbih ile ve mahviyet içinde ubudiyetle ve hayret ve muhabbet içinde secdeyle mukabele etmektir. Aşiran o Rahman'ın rahmetinin derece-i vüsatini ve servetinin derece-i kesretini ve ittikan ve intizam içinde cudu mutlakını göstermesine mukabil tahmid ve tazim içinde iftikar ile sual etmektir. Hem sanatının letaif ve antikalarını Satı zeminde teşhir etmesine mukabil, takdir ve tahsin ve istihsan ile mukabele etmektir. Hem şu kasr-ı kainatta, taklit edilmez sikkeleriyle ve ona mahsus atemleriyle ve ona münhasır turralarıyla ve ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koymasına ve ayat-ı tevhidi nakşetmesine ve aktar-ı afakta bayrak-ı vahdaniyetini ilan etmesine mukabil, tasdik ile İman ve tevhid ile izan ve şehadet ve ubudiyetle mukabele etmektir. İşte bunlar gibi vücuhu ibadat ve tefekkürat ile insan hakiki insan olur. Ahseni takvimde olduğunu gösterir. Yümlü iman ile emanete malik emin bir halife yarz olur. 9. mukaddeme. İnsan cismani nebatiye ve maddi hayvaniyyetinde sığır bir cüzi hakir bir cüz, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvandır ki, mevcudat-ı dehaşe-i seyyali mütemevvicinin dalgaları içinde çalkanıp gidiyor. Fakat muhabbetullahı tazammun eden, imanın nuruyla münevver olan, İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül eden, insaniyet cihetinde, ubudiyeti içinde bir sultan ve cüziyeti içinde bir külli, hakareti içinde makamı pek büyük, ve daire-i nezareti pek geniş bir nazırdır ki, diyebilir. Dünya hanemdir. Güneş lambamdır. Bu nebatat ve hayvanat, hatta insanlar şu hanemin levazımatı ve müzeyenatıdır. Eğer ubudiyetinde tam bu kasra malik olsa, sultanlar ve güneşler onun kasrının ecza ve ahcarı hükmüne girerler. İşte şu sırdandır ki, bazı böyle fakir bir kimse, kendini kendinden çok mertebe âlâ olandan âlâ görür. Nasıl ki bir adam elindeki bir aynayı güneş ile müteleeli olan, yani parlayan bir denize mukabil tutsa, hem deniz hem güneş hem dağlar, aynesinin içine girer. Eğer aşk veya istirak ile bir nevi sekri de varsa, avucundaki aynesini denizden daha büyük tevehüm eder. Hem her makamın bazı zilleri bulunur. Zilli asıl zannetse şataata düşer. Şu tahkikattan anlaşıldı ki, insanın önünde iki yol var. O yoldan birinde nefsi ve şeytanı dinleyip gitse, esfeli safiliğine düşer. Diğerinde hak ve Kur'an'ı dinleyip gitse, âlâ yine çıkar. Kainatın bir takvim-i olur.